hanımefendinin düğün töreni için hazırım. Giderken gelinimi birlikte götüreceğim, tamam? Çoktan zamanı gelmişti. Hey hey, ne diyorsun sen? Evlendirirken bana anneanne büyüyene kadar düğün töreni olmayacağına dair söz vermiştin. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet Prem abi. Şimdi ne diyorsun? Bugün gelinimi de yanımda götüreceğim. Anneanne nerede? Nerede? Söyleyin hadi. Hey, hadi. Anneanne. Hey. Prem abi. Dinle. Anneanne. Beni dinle Prem anneanne. Kardeşim. Hep beni dinle lütfen. Beni durdurma. Ne diyorsun sen? Anneanne. Anlamaya çalış biraz. Ratan. Yenge. Hey yenge. Ratan. Yenge. Ratan şunu iç. Endişelenme yenge. Bunları kızgınlıkla söyledim. Öyle demek istemedim. Anneannenin hiçbir yere gittiği yok, tamam mı? Seninle kalacak. Sakin ol. Asla böyle bir şey söyleme Prem abi. Özür dilerim yenge. Öfkeyle söyledim. Anneanneniz hiçbir yere gitmeyecek. Burada sizinle kalacak, merak etmeyin. Bu arada anneanne nerede? Sadece son bir kez git. Gelinliğimi almadan rahat edemeyeceğim asla. Tamam, söylesene, sorun ne? Biz aslında dün burada bir şey bırakmıştık. Sadece onu almaya geldim. Bak, burada hiçbir şey yok canım, tamam mı? Ne kadar çöp bıraktıysan ben hepsini dışarı attım o kadar. Anladın mı? Git buradan, hadi bakalım. Teyzeciğim, belki o şeyi atmamış olabilirsin. Lütfen bir kere kontrol edeyim, lütfen. Bana bak, aklımı karıştırma. Sana bir şey olmadığını söyledim zaten. Yenge bir dakika yeter. Evime girmene bile izin vermem seni. Hatırladın mı? Dün bana neler yaptın. Evet. Ben senin Prem amcan değil. Ben iyi kalpli bir insanım. Ama acele et. Bir an önce buradan kaybol. Bir daha evime gel. Anladın mı? Çabuk ol hadi. Yüce Tanrım. Demek ki Hetal teyze gerçekten annemin gelinliğini atmış. Bunu nasıl yapmış olabilir? Görmedin mi? Dikkatli yürü biraz. Bitti mi? Tamam, git şimdi. Hadi, hadi. Prem abi, lavaboya sıcak su koydum ben. Siz gidip temizlenin, ben de yemek servisi yapayım. Tamam yenge. Kızım nerede? Buralarda oynuyordu herhalde. Ben onu getireyim. Sen elini yüzünü yıka. Hadi, bu taraftan. Neredeydin anneanne? Anne, gelinliğin.
Oraya gitmene ne gerek vardı senin? Anne, babam bile oraya gitmek istemedi. Ama sen elbisen için çok üzülüyordun. Kıyamadım. Ben de almak için oraya gittim. Hey. İyi misin? Umarım Nak seni rahatsız etmemiştir. Benim için endişelenme. O evde kalmak bile istemiyordum. Artık sadece burası bizim evimiz. Yeni arkadaşlarımı da burada edinirim artık. Sonra da hepimiz yeni evimizde mutlu bir şekilde yaşarız, değil mi? Evet. İşte benim kızım. İnanmıyorum. Rem amcam. Dürüst olmak gerekirse seninle gurur duyuyorum. Her durumda tüm aileni mutlu etmeyi nasıl da düşünüyorsun? Söyle bakalım, hadi söyle bana. Ha? Sonsuza kadar mutlu kal, tamam mı? Gel bakalım. Hadi sana bir öpücük vereyim. Benim tatlı bebeğim. Diwali, senin sorunun bu. Kimseye değer vermiyorsun. Kendini üstün görüyorsun. Hey kaybol. Senin gibi insanlara değer verirsem o zaman yok olurum. Diwali yine Laka ile kavga etmeye başladı. Gündüz gece aynı şeyi yapıyorlar. Yeter artık. Yeter artık. Git ve önce saygın bir iş yap. Sonra benimle yüzleş, anladın? Eşine böyle mi davranıyorsun sen? Ben sana böyle mi öğrettim Diwali? Neler öğrettiğinden bahsetme. Evlendiğimde sadece 15 yaşındaydım, 15. Evlenmek istemedim ama kimse beni dinlemedi. Bugün olanlardan sadece sen sorumlusun. Diwali. Muti anne, onun söylediklerine bakma. Buradan git hadi. Bak, o bu kadar aşağılanmadan etkilenmez. Beni onunla evlendirerek hayatımı mahvettin. Bu yüzden merhamet gösteriyormuş gibi yapma, tamam mı? Sen git anne, huzur içinde yaşa. Git hadi, git. Git. Yaşasam da, ölsem de senin için ne fark eder ki? Moti anne, lütfen buradan git. Evet amca, sonra öğretmen onu çok kötü azarladı. Sen çok eğlenmiş olmalısın değil mi? Sevgili anneannemi rahatsız eden kişi kesinlikle cezalandırılmalıdır değil mi? Evet. Dinle. Rem abiye düğün törenini bu kadar erken yapamayacağımızı söyledi. Kızgınlıkla söylemiş olabilir. Ama ya gerçekten böyle bir niyeti varsa? İşte bu yüzden çocukken evliliğe hayır dedim ben. O geçmişte kaldı. Ama düğün töreni doğru zamanda olacak. Prem'le konuşacağım. Büyük baba Amerika'ya mı gidiyor? Evet abi, sen Magan amcayı tanıyor musun? Hayır. Magan amca büyük babanın yakın bir arkadaşı. Magan amca oğluyla birlikte Amerika'ya giderken onu da yanında götürüyor. Bizim köyümüzden Amerika'ya gidecek kişinin o olduğuna inanamazsın. Evet, bu büyük bir şey. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Bak. Pantolonum nerede anne?
dolabın içinde olmalı Kalpeş. Git de kontrol et. Onu bulamıyorum. Yardım et. Konuşuyoruz canım. Gidip bir baksana. Orada olması gerek. Daha 15 yaşındayken beni evlendirdin. Ben evlenmek istemedim ama kimse beni dinlemedi. Bugünkü tablonun tek sorumlusu sensin. Söylüyordun abi. Evet. Bak. Ben ve Ratan düşünüyoruz da. Baba, bak nasıl olmuşum. Amcam bu elbiseyi benim için getirmiş. Sen ve elbisen harika görünüyorsun anan. Hey canım, buraya gel. Şuradan düzelt ve aşağı çek. Evet. İşte böyle. Çok güzel görünüyorsun. Elbiseyi giyeceğim amca, tamam mı? Olur mu? Elbette canım. Sen diğerlerinden farklı görüneceksin, tamam mı? Bayramdan önce sana çok daha güzel elbiseler alacağız. Ve o zaman yeni elbiselerini de giyersin ha? Cidden mi? Evet. Babaanne. Babaanne. Babaanne, aç gözlerini. Kalk hadi lütfen. Anne. Anne. Anne hemen gel. Cigar, ne oldu? Anne. Babaannem yataktan düştü. Anne. Anne kalk. Anne gözlerini aç. Anne. Anne. Divali. Laka kumar lütfen hemen gelin. Anne. Ne oldu? Ne oldu Seca? Anne. Görüyor musun yataktan düştü. Anne. Mutlu anne. Ne oldu? Hadi onu yatağa yatıralım. Tamam Seca. Cigar. Hemen doktoru ara ve eve gelmesini söyle. Anne, anne gözlerini aç. Doktor amca, ben Cigar. Lütfen bir an önce eve gel. Babaannem hiç iyi değil şu anda. Anne, doktor amca geliyor. Tamam, telefonu bana ver. Babanı arayacağım. Baban telefonu açmıyor. Anandi, daha ne kadar konuşacaksın? Hadi git de uyu. Sen de benimle gel. Sensiz uyuyamam. O kadar büyüdün ama hala bana ihtiyacın. Sorun değil yenge. Sen gidip uyutabilirsin. Ne de olsa daha sonra böyle bir şansı pek de olmayacak, değil mi? Lütfen anne, benimle gel. Sensiz uyuyamam. Kalp krizi geçirmiş. Durumu çok ciddi. Bir şey söyleyemem. Onu hastaneye yatırmamız gerekecek. Gel hadi dışarı çıkalım. Anne. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bir arayın. Hemen geleceğim. Tamam. Zeycar. Evet anne. Buradayım ben. Merak etme. Prem döndü mü? Prem döndü mü? Hayır anne. Yarın geleceğini söylemişti. Sevgili oğlun telefonu bile açmıyor. Defalarca denedim. Neyle meşgul bilmiyorum. Bir şey söylüyordun abi. Bak kardeşim. Ben Beratan, yani şu anda Anandi'nin... Amca! Sana söylemeyi unuttum. Sabah sakın beni görmeden gitme, tamam mı? Evet canım. Tabii ki seni görmeden gitmeyeceğim. Merak etme. Şimdi gidip yat, tamam mı? Değil, hemen geliyorum. Telefon çalıyor ama kimsenin haberi yok. Ah, kapandı. Amca!
aramasıydı ama kesildi. Bak istersen. Çok fazla cevapsız arama var. Sanırım Sejen herkesi beni araması için görevlendirdi ha? Evet. Zaten evden uzaktasın. Bu yüzden uyumadan önce en az bir kez onunla konuşmalısın. Evet. Alo? Neyin var canım? Neden beni arıyorsun? Bir şey mi oldu? Uyku mu tutmadı yoksa? Devgar'a gidince her şeyi unutuyorsun. Sorun ne Sejen? Neden ağlıyorsun? Annem hiç iyi değil. Kalp krizi geçirdi galiba. Nasıl? Şimdi iyi mi peki? Hemen gel, tamam mı? Moti anneye ne oldu? Her şey yolunda mı? Ne oldu söyle. Kalp krizi geçirmiş. Durumu ciddi. Doktor bir şey tahmin edemeyeceğini söylemiş. Anandilin düğünü annemin son dileğiymiş. Torununun gelinini evinde görmek istiyormuş. Lütfen abi. Hemen anandenin düğününü yap ne olur. Benim annem senin de annen gibidir. Annenin son dileğinin yerine getirilmesini istiyorsan o zaman lütfen hemen düğünü yapalım olur mu? Dile yenge, dinle abi lütfen. Senin önünde yalvarıyorum yenge, lütfen. Bana bu iyiliği yapın lütfen, olur mu? Son dileğim. Yenge lütfen, lütfen anneme bir şey olmadan düğünü yapalım. Evet de. Abi, sana yalvarıyorum. Lütfen. Evet, yoldayım Sejen. Sen düğün için hazırlanmaya başla, tamam mı? Annemin son dileğini yerine getireceğim. Bu Ratan ve Kim abinin düğün için hazırlık yaptığı anlamına mı geliyor? Evet, arabada benimle birlikteler. Hepimiz birazdan geliyoruz. Tamam. Ne oldu? Anne, amcamın evine gideceğimizi söylediğinde o zaman bunun bir rüya olduğunu düşünmüştüm. Ama gerçekten onun evine gidiyoruz. Aniden ne oldu böyle? Yanlış bir şey mi oldu? Evet canım, Moti anne iyi değil. O yüzden seni görmek istedim. Cigar'la evcilik oynamanızı istiyor. Sen bebeklerini nasıl eğlendiriyorsan, Cigar'la evliliğinde öyle olur. Cigar'ı sevmiyorum. Onunla evcilik de oynamam, aşk oyunu da oynamam. Anandi, senin evliliğin onunla olacak. Bu kadarını yapamaz mısın? Hayır. Hem Cigar'la hiç mümkün değil. Benimle hep kavga ediyor. Davranışlarında problem var onun. Cigar için değil canım. Ama annem çok hasta. Seni Cigar'la görmek istiyor. Onun için yap lütfen. Amca, düğün ne demek? Bir kızın annesinin evinden ayrılıp gelin gideceği eve yerleşmesi için düğün töreni yapılır. O zaman bu tören benim için mümkün değil. Ben o maymunla asla evlenmem anne. Anandi, sana söyledim. Sadece oyunun hatırına. Sadece rol yap, o kadar. Bu rol yapmam gerektiği anlamına mı geliyor? Evet canım. Seni de gelin gibi hazırlayacağız. İnanmıyorum. Bu çok güzel. Ama baba, Cigar damat mı olacak? Evet ana. Cigar damat olacak. Tamam. Moti anne iyi değil. Bu yüzden sorun yok. Yoksa ben Cigar'ın gelini olmak istemiyorum. Amca, hep
hepimiz evine gidiyoruz ve yarın benim törenim var, değil mi? Tamam anne, söyle bari hangi elbiseyi giyip gelin olacağım ben? Raygar'a vardığımızda sen her şeye kendin karar vereceksin. Hadi gelin. Buyurun. Secal. Secal, sen onları salona götür. Ben de girip annemi görüp geleyim. Merhaba. 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 Annem iyi mi? İlaçlarını veriyoruz ama hala tam toparlayamadı. Hadi. Anne. 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 Evet anne, o da geldi. Burada. İnanmıyorum. Ne kadar güzel. Bunu giyince gelin gibi olacağım. Değil mi? Gel. Hadi hazırlayayım seni. Hadi. Makyajın bir parçası kızım. Her evli kadın sürer bunu. Anne bırak biraz daha yatayım lütfen. Hayır Cigar, bugün olmaz hayır. Vaktimiz yok. Çabuk kalk ve hazırlan hadi. Hadi. 5 dakika daha anne. Anneanne bugün aramıza katılıyor. Damat olarak senin de hazırlanman gerekiyor oğlum. Hadi. Hadi. Hadi kalk. Damat mı? İyi de anne ben daha evlenmedim. O gün babam da sen de evli olmadığımızı söyledin. Hatta kim amcam da aynı şeyi söyledi bana, hatırlamıyor musun? Uyuyabilir miyim lütfen? Bak oğlum. Kalk. Kim ne zaman ne dedi bunu tartışacak vaktimiz yok. O yüzden sen şu an ne dediğime odaklan. Hadi kalk diyorum sana. İyi de anne gelin damat evine düğünden sonra gelir. Anneanne düğünden önce gelir. Cigar bak yavrum annem çok hasta. Seni de çok seviyor bunu biliyorsun. Seni ve anneanneyi bir an önce gelin damat olarak görmek istiyor. Hadi oğlum bütün bunları onu mutlu etmek için yapıyoruz. Beni anlıyorsun değil mi? Hadi kalk da annem için hazırlan. Cigar, bak. Söylediklerimi yapacaksın, tamam mı? Yemin et. Sözümden çıkmayacağız. Yemin ederim anne. Ne dersen onu yapacağım, söz veriyorum. Güven bana. Canım oğlum benim. Hadi, hadi git duşunu al. Ben de damatlığını getireyim, hadi. Thank you.
konuşuruz. Ben buradayım. Tamam mı? Haklısın. Tören başlasın Secai. Anneannem, şimdi sağ ayağınla testiyi devir. Hepsinin içine bas. Yavaş ol. Anandi, dur bir dakika. Biraz daha buraya gel, tamam. Anneannem, gel. Büyüklerinin hayır duasını al kızım. Hadi gel. Benim için mi? Evet, senin için. Hadi al bakalım. Al hadi. Hep çok mutlu olun, tamam mı? Mutlu olun. Anne, Dingley de burada olsaydı çok güzel olurdu değil mi? Elbiseyi halletmem gerek ve yapacak çok işim var. Hadi ver bana. Anne. Çok yoruldun, hadi biraz dinlen, gel. Hayır. Anne hadi gel. Hayır. İnat etme. Secai. Sen en iyisi töreni bir an evvel başlat. Yoksa annem gidip dinlenemeyecek. Pekala. Daha kaç tane şey yapacağız anne? Sabahtan beri aynı şey yapıp duruyoruz. Biraz daha sabret kızım. Gidip Gopal'le oynayabilir miyim? Anan, şimdi Cigar'la aranızda çok ilginç bir oyun başlayacak. Çiçek atmaca. Birbirinize çiçek atacaksınız çocuklar, tamam mı? Hanginiz elindeki çiçekleri en çabuk bitirirse oyunu o kazanır. Anlaşıldı mı? Hı. Başlayalım mı? Hı. Hadi. Aklını mı kaçırdın sen? Anandi'nin canı yandı. Oyun mu oynuyorsun, kavga mı ediyorsun belli değil. Çocuğu neden azarlıyorsun? Erkek o. Belki oyun oynarken kendini kaptırdı. Anandi gibi zarif davranacak hali yok ya. Öyle değil mi Cigar? Sen devam et. Anne, baba, ben Cigar'la oynamak istemiyorum. O çok kötü bir çocuk.
Anandi. Kızım dur. Kızım ne yapıyorsun? Oyunu yarıda bırakmak uğursuzluk getirir. Annen sana bunu öğretmedi mi yoksa? Çabuk geç yerine. Divali. Anne. Divali. Hiç olmazsa bugünü huzur içinde geçirelim. Ne diyorsun? Boşuna dememişler iyilik yap denize at diye. Pekala. Ne yaparsan yap. Bana ne? Divali dur. Duayı tamamlamadın. Şimdi kalkıp gidersen tören nihayetine ermemiş olur. Anandi, benim akıllı kızım. Az daha dayan. Sonra üstünü değiştirip oynarsın, tamam mı? Efendisi de o olur. Bu böyle bir oyun. Şimdi anladınız mı beni? Bunu kazanmak önemli. Yapacak mısınız? Gör bak, kesin kaybedeceksin. Ne haldesin, farkında mısın? Ağlamaktan gözlerin şişmiş. Bu gözlerle mi bulacaksın yüzüğü? Pekala, başlayın hadi. Ne oldu? Bir şey battı. Anandi, kuru yemiş falandır o. Yavaş al biraz. Buldum, buldum. Efendisi güzel kızım olacak. Başka kaç oyun kaldı? Bu oyunda Anandi avucuna ceviz saklayacak. Cigar da kaç tane olduğunu bilmeye çalışacak. Bilirse eğer Cigar kazanacak. Anlaştık mı? Hadi bakalım Cigar. Bir kere de söylemesi lazım. Tek cevap. Öyle 3-5 diye sayamaz. Öyle olmaz. Öyle kızım. Çok haklısın ama biz kuralları değiştiremiyoruz, tamam mı? Pekala, hadi başlayalım. Al bakalım. Çok düşünme Cigar. Anandi'nin avucunda kaç ceviz var? Hemen söyle lütfen, olur mu? Sen çok fazla şımardın. Sana şimdi yürünü gösteririm. Boş ver Piran. Çocuk onlar. Boş ver. Ama anne. Boş ver dedim. İyi misin? Kaç ceviz varmış söyle hadi. Kazandım.
Cigar'dan. Cigar, hadi bakalım. Bir tane. 8 ceviz var. Oyunu ben kazandım, evet ben kazandım. Gördün mü anneanne? Sana kaybedeceğini söylemiştim ben ve kaybettin işte. Evet, evet, evet. Cigar kazandığına göre bu evi de anneanne değil, o yönetiyor olacak. Tebrik ederim Cigar. Sıradaki oyunları da Cigar kazanacak. Benim içime öyle doğdu. Daha bir sürü oyun var. Anne. Çok yoruldun. Geldiğinden biraz hadi. Ben sonra yanına gelirim büyük anne. Tamam mı? Tamam. Durumu iyiye gidiyor fakat bu durumda en iyisi onu hastaneye yatırmak. Hayır. Anne. Hastaneye yatmak istemiyorum. Hayır. Anne, doktor iyiliğin için söylüyor. Hastanede ölmek istemiyorum. Ama anne sen... Burada evimde ölmek istiyorum. Peki tamam, tamam anne. Seni kimse zorlayamaz. Hastaneye falan gitmeyeceğiz. İzninizi isteyeyim ben. Anandiyi getirdiğin için minnettarım sana. Siz ne söylüyorsunuz böyle? Prem gibi ben de oğlunuz sayılırım. Sizi mutlu edebildiysek ne güzel. Siz yeter ki mutlu olun. Tanrı sizi korusun. Tanrı seni korusun. Dileklerin gerçek olsun. Tanrı korusun. Divali abla, Anandi'ye ne yapması gerektiğini açıklar mısın? Sen açıkla. Zaten herkes ne kadar akıllı olduğunu biliyor. Yanlışsam söyle. Oldu. Hadi gidelim. Gel Anandi, dokun hadi. Yani yemeyeceğim, sadece dokunacağım. Ama çok saçma. Çok acıktım Secen teyze. Bu açlığa katlanman lazım yeni gelin. Adak bu sonuçta. Önce dua için sunulur, sonra misafirlere ikram edilir, en son da sen yersin. Sizde de öyle değil mi? Belki de değil. O yüzden bilmiyorsun. Bizde de aynı ama ben de herkesle birlikte yerim. Neden şimdi en son yiyorum? Ayrıca ben gelinim. Her türlü benim yemem gerek. Aa, şuna da bakın hele. Bir dakika. Anandi, kızım eşinin evinde böyle konuşma. Onun adına özür dilerim. Çok acıkmış. Açlığa pek tahammülü yoktur da. O yüzden böyle konuşuyor. Çocuk ne de olsa. Hayır Anandi. Hiç sorun değil. Burası senin de evin. Hiç merak etme.
Fakat duaları tamamlamamız gerek. Hadi, dokun bakalım. Tamam. Şimdi git adağı büyük anneye ver. Bu da ne kadar sürecek böyle? Görmüyor musun? Kız perişan oldu zaten. Annem için yapmamız lazım dedim. Kalktık geldik. Biliyorum ama abi, şimdi görüyorum. Teşekkür ederim. Gerçek şu ki annem bir kere daha anandı sayın. Bize karşı yapmış olduğum bu fedakarlıktan dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. O ne demek? Sana öyle ne yapsam? Senin annen benim annem demek. Onu mutlu etmek için elimizden geleni yaptık. Zaten Anandi birkaç gün daha burada kalacak. Gör bak, annen çok daha iyi olacak. Her şey düzelecek, merak etme sen. Fakat bir ricam olacak. Lütfen bütün duaları bir kere de yap. Bu yaşta Anandi'nin sadece oyun oynaması gerekiyor. Ama Anandi gelinlik giymiş dua ediyor. Anla beni ne olur. Hele bir büyüsünler, kararlaştırdığımız gibi geri kalan bütün törenleri tamamlarız, tamam mı? Ama şimdi değil. Benim senden tek bir ricam var abi, o da... Ne oldu baba? Neden ağlıyorsun? Söylesene baba, ne oldu? Amca, babam neden ağlıyor? Söyler misin? Kızım. İrem amcan bana annesinin durumunu anlatıyordu da... Dinlerken biraz duygulandım. Olsun baba. Sen merak etme. Büyük anne yakında iyileşecek. Öyle değil mi amca? Tabii. Ben gidip büyük anneye tatlı vereyim. Büyük anne, bu tatlıyı sana getirdim. Tanrı seni korusun Secan. Seni de. Gerdanlık ne kadar ağırsa o kadar pahalıdır. Herkese nasip olmaz. Bu gerdanlık kaç tane dondurma eder acaba? Yoksa senin canın dondurma mı istedi? Al bakalım, bununla alabilirsin. 100 rupi. Bu parayla herkese dondurma alabilirim. Kolye boynunda kalsın. Ratan, kızın çok şanslı. Sonuçta çok pahalı bir hediye. Aile yadigarı olduğunu biliyorsun. Muhtemelen bu gerdanlığın
ne kadar pahalı olduğunu, koca köyü satın alabileceğini biliyorsunuzdur. Sen de bu ailenin bir parçasısın sonuçta. Ama annem bu gerdanlığı sana vermedi. Neyse boş ver. Söylesene, gerdanlığı elinde tutmak senin için nasıl bir histi? Çok şanslı hissediyorum. Annem bu aile yadigarı gerdanlığı gelinime taktığı için çok mutluyum. Eve ait olan şey evde kaldı. Bundan daha iyi ne olabilir ki? Anandi, hadi bunu herkese ikram et. Sen de dilediğin kadar yiyebilirsin, tamam mı? Burası da Anandi'nin odası. Ne oldu Anandi, yoksa beğenmedin mi? Ne oldu Anandi, yoksa odanı beğenmedin? Hayır. Gerçekten çok güzel. Kimlerin böyle odası olur biliyor musun? Tıpkı masallardaki prenseslerin. Sen de bizim prensesimizsin. O zaman odan da prenseslere layık olmalı. İyi ama benim yatağım nerede? Ben nerede uyuyacağım? Hey, bu odada değil. Ben seninle aynı odada kalmam. Evet, zaten ben de seninle aynı odada kalmam artık. Sen zaten burada yaşayacaksın. Evdeki kocaman odada bana kalacak. Anne, bak abim ne diyor. Şaka yapıyor Anandi. Orası her zaman senin evin. Tamam mı? Merak etme. Ben gidip Cigar'la oynayacağım. Anne, ben çok susadım. Su içeceğim. Prem, bu odaya ne lüzum vardı? Anandi'nin bu eve gelmesine daha çok var. Biliyor. Hem de gayet iyi. Ama ben onun buraya daha önce gelmesini istiyorum. Yüce Tanrı. Anandi böyle şeyler için daha çok küçük. Lütfen onu kurtar bu durumdan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.